Y istenmiş. Biz X ve Y değerlerini bulmalıyız. Şimdi şuradan Y'leri yok edebiliriz. Tabii ikinciyi 4 ile çarpmalıyız. Şöyle 4 ile çarpıyorum ikinciyi. İfademiz şuna dönecek. Birinciyi aynen yazıyorum. 3X artı 4Y eşittir 10. İkinciyi 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 4X 16X 4 çarpı eksi Y eksi 4Y eşittir 4 çarpı 7 28. Taraf tarafa toplayalım. Buradaki artı 4y eksi 4y birbirini götürecek. 16x artı 3x, 19x eşittir 28 artı 10. Bu da 38 olur. Şimdi her iki tarafı 19'a bölüyorum. Buradaki 19'lar gitti. Şurada x kaldı sol tarafta eşittir. 38 bölü 19. Tabii 38 19'un iki katı. Yani 38'i biz 19'a bölersek 2 kalır. X değerimiz 2'dir. Tabii y değerini de bulmalıyız. X çarpı y istemiyordu çünkü. Denklemlerden herhangi birini seçip yerine yazacağız. X değerini. Ben ikinciyi seçiyorum. İkinci denklem 4x eksi y eşittir 7. Burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Yazıyorum. 4 çarpı 2, 8. Eksi y eşittir 7. Şimdi buradaki 7'yi sola, eksi y'yi sağ tarafa yolluyorum. Bu durumda 8 eksi 7 eşittir y olur. 8'den 7 çıkarırsak 1 olur. 1 eşittir y. Yani y değeri de 1 çıktı. Bizden istenen x çarpı y idi. X değerimiz 2, y değerimiz 1. 2 çarpı 1'den de sonucumuz 2 gelecek.